Merhaba gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle TET biyoloji sorularını cevaplayacağız. 15. sorumuzla başlıyoruz. Sorumuzda diyor ki, aşağıda şekilde bilimsel bir çalışma ve sonuçları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Şimdi önce bilimsel çalışmalarımızı bir inceleyelim. Birinci gruba baktığımızda 10 milimetre nitrat, fosfat, potasyum ve kurşun, 0 milimetre kurşun bulunmakta. Diğerlerine bakıyoruz. 10, 25, 0.1, 0.2, 5, 20, 10. Yani burada incelediğimizde aslında değişken sadece kurşun olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu bir bilimsel çalışma. Çalışmanın sonucunda bağımsız değişkenlerden olan kurşun deneyin sonucunu etkileyeceğini aslında bize anlatmaya çalışıyor. Bu noktada baktığımızda burada büyümeleri gözlemliyoruz. Birinci grupta büyüme var. 16 santim, 10 günde 16 santim bir büyüme. 0.1 kurşun kullanıldığında 14 santim bir büyüme 10 günde. 0.2 kullanıldığında 10 günde 8 santim bir büyüme. Ve 0.3 kullanıldığında 8. gün denek ölüyor ve 7 günde sadece 3 santim bir büyüme var. Yani kurşunun burada olumsuz bir etkeni var büyümeye. Aslında deneysel çalışmamızda, bilimsel çalışmamızda biz bunu görmüş oluyoruz. 4 farklı grupta kurşun miktarlarını farklı şekilde konumlandırarak, vererek bizim büyümeye ve hatta ölüme sebebiyet verdiğini gözlemleyebiliyoruz. Farklı noktalarda büyüme. Buna göre hangileri doğru değildir diyor. Şimdi kurşun çalışmanın bağımsız değişkenidir. Evet, görüyorsunuz her bir oran aynı. Fakat kurşunun oranı 0, 0.1, 0.2, 0.3 şeklinde farklılık gözlemleniyor. O yüzden bağımsız değişken diyoruz. A doğru. Çalışma birkaç kez tekrarlandığında bilimsel geçerliliği artar. Evet, yani biz bir kere bir çalışmayı yapıyoruz fakat bir bilimsel bilgiye ulaşabilmemiz için bunu defalarca tekrar etmemiz daha sonrasında da diğer bilim adamları tarafından onaylanması gerekmektedir. Onlar da bunu denemeleri gerekmektedir. O yüzden B şıkkı da doğru. Çalışmadan elde edilen sonuçlar bilimsel yasa haline gelir. Şimdi biz direkt bilimsel yasa haline getiremiyoruz çocuklar. Neden? Bu bilimsel çalışmalar çok yoğun ve uzun uğraşlar sonucunda defalarca biz bunları deniyoruz. Daha sonra aynı alanda uzmanlaşmış bilim insanları da deniyor. Daha sonra bu insanlığa sunuluyor. Daha sonrasında biz bunları dergilerde, seminerlerde insanlığa anlatıyoruz ve bu değişmeyecek şekildeki bilimsel veriler değişebilir. Daha sonra çok yüksek delillerle, çok yüksek oranlarda ancak bazı kısmı yasa haline geliniyor. Yani direkt biz sonuç elde edip de yasa haline götürmüyoruz. O yüzden doğru olmayan şıkkımız Ceyhan. Yapılan çalışma kontrollü bir deneydir. Evet, sonucunu merak ediyoruz. Belli şartlarda kontrollü deneyler yapıyoruz ve bunu birkaç kez daha tekrarlıyoruz. Mısırların büyüme miktarı bu çalışmanın bağımlı değişkenidir. Evet, biz burada büyümeyi, yani mısırlardaki olası sonucu aslında değerlendiriyoruz. Sonuç dediğimiz araştırılan şey bağımlı değişkendir ve bu sonuca etkisi araştırılan ise bağımsız değişken olarak ifade edilir. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. 16. sorumuzla devam ediyoruz. 16. sorumuz diyor ki, aşağıdaki organellerden hangisi en fazla hücre çeşidinde bulunur? Şimdi ribozom zarsız bir organeldir. Direkt olarak cevabı söyleyebiliriz aslında. Adana neden? Ribozom zarsız bir organel ve tüm hücre tiplerinde bu organel bulunmaktadır. Çekirdek herkeste olmuyor. Mesela prokaryot canlıların çekirdeği bulunmamaktadır. Mitokondri çift zarlı bir organeldir. Mitokondri prokaryot canlılarda bulunmuyor. Koful her canlıda bulunabilen bir organel değildir. Mesela yine o da bakterilerde bulunmuyor. Hücre duvarı, mesela insanlarda hücre duvarı yoktur. Hayvanlarda yoktur. Daha doğrusu hayvanlar aleminde, fakat bitkilerde, bakterilerde olabilir. Yani herkeste bulunacak diye bir kıstası diğerlerinde bakamıyoruz. Fakat ribozom zarsız bir organel olduğu için ve tüm canlılar protein sentezi yapmak zorunda olduğu için ribozom tüm canlılarda bulunuyor. 17. sorumuzla devam ediyoruz. 17. sorumuzda diyor ki, aşağıdaki şekilde bir molekülün yapısı şematik olarak verilmiştir.
Buna göre şekilde gösterilen molekül aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi biz manomerlerin birleştirdiği bir polimerden bahsediyoruz. Bu noktaya baktığımızda bunlar glikoz olabilir. Glikozlar birleşip işte polisakkaritlerden olan, depo polisakkaritlerden olan nişasta olabilir. Veya yapı polisakkaritlerden olan kitin olabilir. Yine aynı şekilde yapıya giren selüloz olabilir. Depolanan glikojen olabilir. Kolesterol olamaz. Bir kere kolesterolün kimyasal dizilimi bu şekilde değildir. Ve kolesterol zaten bir hani monomer sıfatına girmektedir. Yağ birimidir. O yüzden bursa yani kolesterol olamaz. 18. sorumuzla devam ediyoruz. Bakterilerin doğal sınıflandırılması aşağıdaki özelliklerden hangisinde görev yapılamaz diyor. Şimdi gram pozitif, gram negatif şeklinde biz gram boyularla renklendirilmeye göre sınıflandırma yapıyoruz. Hücre şekillerine göre biliyorsunuz ki hani hücre yapıları, şekilleri, içerisindeki bu işte kapsül bulundurma veya işte kamçı bulundurma gibi yapılar olabilir. Ya da işte yuvarlak veya işte uzun çubuk şeklinde hücreler olabiliyor. O yüzden bakterileri biz şekillerine göre de hücre şekillerine göre de ayırt edebiliyoruz. Beslenme şekillerine göre evet kemosentez yapanlar var, fotosentez yapanlar var. Bunları da biz ayırt edebiliriz. Solunum çeşidine göre oksijenli solunum yapanlar da var, oksijensiz solunum yapanlar da var. Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapanlar da var. Üreme çeşidine göre dediğimizde yani bakteriler eşeysiz olarak ürüyorlar. Onların herhangi bir işte eşeyli ya da partenogenez gibi üreme şekilleri olmadığı için doğru cevabımız bizim Edirne olmuş oluyor. Evet bir kalıtım sorumuz var. 19. sorumuz. 3 ailenin çocuklarının fenotipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre numaralarla verilen ailelerin hangilerinde ebeveynlerin genotipleri kesin olarak belirlenebilir diyor. Şimdi baktığımızda birinci aileye bir bakalım. Renk körü bir kızları varmış. Renk körü kız nasıldır? Bu şekilde. Renk körü erkek çocukları varmış. Bu şekilde. Bir de sağlam erkek çocukları varmış. Şimdi erkek X'i anneden aldığı için bir kız hasta, bir erkek sağlam, bir erkek hasta şeklinde baktığımızda Y'yi direkt olarak yazıp baba diyebiliriz. Şimdi burada erkek aslında belirliyor. Erkeğin bir X'i sağlam, bir X'i hasta. O zaman anneler annesi taşıyıcı oluyor. Kıza baktığımızda bir X'i anneden bir X'i babadan aldığı için babayı da biz direkt olarak hasta diyebiliriz. O yüzden kesin olarak birinciyi bulabiliyoruz. İkinciye bakıyoruz. Sağlam bir erkeğimiz var. Şuraya yapalım. Sağlam erkek nasıl oluyor? Büyük R ve Y. Taşıyıcı bir kızımız var. Taşıyıcı kızımız bu şekilde. Renk körü erkeğimiz var. Renk körü erkeğimiz de bu şekilde. Şimdi burada yine erkeklere bakıyorum. Biri sağlam, biri hasta. O zaman anne nedir? %100 taşıyıcı diyebiliriz. Kıza baktığımızda, şimdi burada kız bir X anneden bir X'i babadan alıyor. Fakat hangi X anneden ve babadan aldığını ben bilemem. Çünkü annede hem büyük R hem de küçük R var. Yani burada ben babayı tahmin edemediğim için ne yazık ki ebeveyni burada kesin olarak tahmin edemiyorum. Baba hasta da olabilir. Baba sağlıklı da olabilir. Üçüncüye bakıyorum. Sağlam erkek, sağlam kız, taşıyıcı kız. Bakıyorum hemen. Sağlam erkek, taşıyıcı kız ve renk ve sağlam kız. Ve sağlam kız. Sağlam erkek, sağlam kız, taşıyıcı kız. Şimdi baktığımda burada annenin bir kere kesinlikle neyi var? Sağlam bir geni bulunmakta. Şu sağlam kıza baktığımda baba da sağlam. Neden? Bir X'i babadan alıyor. İki tane büyük R'si varsa baba kesinlikle sağlam. Bir tane ne gelmiş buraya? Hastalık geni gelmiş. Babada bir X olduğu için annede bu taşıyıcılık olacak. O yüzden üçüncü ailenin genotiplerini ben kesin olarak bilebilirim. Doğru cevap 1 ve 3 olacak. Son sorumuza geliyoruz.
Son sorumuz bir ekosistem ekolojisi ile alakalı bir sorumuz. Deniz kıyısı ekosistemlerinin bozulmasına, küresel ısınma, suda fosfat ve nitrat oranının artması, asit yağmurlarının yağması olaylarından hangileri etkili olabilir? Şimdi küresel ısınma deniz kıyısı ekosistemlerinde onu çok ciddi anlamda etkileyecektir. Isınma ile birlikte denizde gerçekten bir gerileme olabilir. Aynı zamanda oradaki biyoçeşitlilikte sıkıntılar ortaya çıkabilir. Küresel ısınma iklim değişikliklerini deniz kıyısı ekosisteminde yaşayan biyoçeşitliliği de tahribat edebilir. Suda fosfat ve nitrat oranının artması. Bu fazlası zararlıdır. Buradaki fotosentez yapan canlılar ne yazık ki bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. İnhibitör olarak algılayabiliriz. Asit yağmurlarının yağması. Asit yağmurları ciddi anlamda toprak pH'ini değiştirebilir. Bu da biyoçeşitliliği, deniz kıyı ekosistemindeki biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden hepsini biz kabul ediyoruz. Bugünkü TET soru cevaplarımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum.